herkese yine yeniden kucak dolusu merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun iletişim yayınlarından 1937 yılında çıkan Bir Sürgün adlı kitabını inceliyoruz. Başlıyoruz. Kitabın konusu Kendi topraklarından uzak bir insanın hor görünmesi ve yaşadıkları Kitabın özeti Doktor Hikmet İzmir'e sürgün edilmiş bir memurdur. Doktor Hikmet sıkıntı ve dertlerden çökmüş orta yaşlı bir kişidir. Okumaya düşkün bir insandır. Kuraba hastanesinden çıkınca sevgilisiyle sözleştiği yere koşan bir aşık gibi kalbi çarparak Abajali'nin mağazasına gider. Ve hafta içinde gelmiş olan bütün kitap ve dergileri inceler. Bazen saatlerce mağazadan çıkmaz, ve daha sonra yanına bir iki kitap ve dergi alarak çıkar. Bir ara mecmualarını okuduktan sonra dibinde azıcık bir şarap olan bardak dikkatini çeker. Bardağın içinde bir karınca vardır. Şarabın içinde dönüp dolaşır. Hiçbir yere gidemez. Ve ona bakarak işte ben de bu karınca gibi hiçbir yere gidemiyorum der. Bu arada limandaki büyük vapurlardan birinin bacası ona uzun mesafelerin ve uzun diyarların bağrından kopan bir nida gibi seslenir. İri vapur bacalarından çıkan bu yanık haykırışın Doktor Hikmet üzerinde büyük bir etkisi olur. Doktor Hikmet birçok kitap ve dergi okumuştur. Ayrıca buralarda birçok memleketin tanımını görmüş ve birçok bilgi edinmiştir. Ancak buralara hiç gitmemiştir ve bu vapur sesi de doktor Hikmet'i çağırır. Hadi kalk gidelim der. Fakat doktor Hikmet koşmak isteyip de koşamayan, bağırmak isteyip de bağıramayan, kabus içinde bunalmış bir kimse gibi bir türlü bu davete uyamaz. Bu kalk borusuna bir türlü hazırım diyemez. Dördüncü bira şişesini de son damlasına kadar içtikten sonra bu imkanı vakitten daha kuvvetli bulur. İşte vapur önünde hazır duruyordur. İşte gizli hareketleri saklayan yandak ve karanlıklar denizin üstünde karaltılarını germeye başlamıştır. Daha sonra o rehavete kapılarak Doktor Hikmet vapura biner. Vapura bindiğinde çevresinde birçok insan vardır. Üstü o kadar düzgün değildir ve insanlar ona bakıyorlardır. Ertesi gün Nigare vapuru Pire limanına varır varmaz Doktor Hikmet'in ilk işi karaya çıkarak bir şeyler almak olur. Daha sonra vapurda biriyle tanışır ve onunla dostluk kurar. Ancak belli bir süre sonra bu dostluk kurduğu kişi de kendisinden kaçmaya çalışır. Doktor Hikmet'in başından bu maceralar geçtikten sonra Paris denilen o uçsuz bucaksız ve akıl sır ermez tezgahta çıraklık etmeye başlar. Paris'te girdiği bir lokantada bir kadının bulunduğu masaya oturmak ister ve bu vesileyle kadınla tanışır. Daha sonraki günlerde Paris'te bir Türk bulmak amacıyla yollara düşer. Aramaya koyulur. Babasına bir mektup göndermek zorundadır ancak hangi vasıta ile göndereceğini bulamaz. Mutlaka göndermesi gerekiyordur. Bazen göndermemek aklından geçiyordur fakat ihtiyarlar merak etmiştir. Mutlaka göndermesi gerekiyordur. Doktor Hikmet Paris'i geziyor. Ağustos ayının son günlerinde Lüksemburg bahçesi insanın adeta yüreğine dokunan mahzun bir hal almış oluyordu. Kitaptaki şahısların değerlendirilmesi Doktor Hikmet, okumayı çok seven, kültürlü bir insandır. Her zaman için kendini geliştirmeye adamıştır. İzmir'e sürgün yemiş bir insandır. Bapur'daki Ermeni, insanları dış görünüşlerine göre değerlendiren, ne yaptığını bilmeyen kültürsüz bir insan. Kafedeki bayan Doktor Hikmet'e özenli, saygılı, terbiyeli bir bayandır. Son derece hayat dolu, canlı, dinamik birisidir. Doktor Hikmet'le olan duygusal ilişkilerinde onun duygusal biri olduğunu anlıyoruz. Yazar hakkında kısa bilgi. Yakup Kadri 17. yüzyılın sonlarından başlayarak Saruhan Vilayeti denilen Aydın ve Manisa bölgesinde hüküm sürmüş Karaosmanoğlu sülalesindendir. Mısır'da İbrahim Paşa konağına yerleşen ve orada İkbal Hanım'la evlenen Kadri Bey'in oğludur. 27 Mart 1889'da Kahire'de doğdu. 1908'de ailece yurda döndüler. İstanbul'a yerleştiler. Burada mektebe gitti ancak bitiremeden ayrıldı. Bu arada Ibsen'den esinlenerek yazdığı tek perdelik oyunu yayınlanmıştı. 1912'de tüberküloza yakalandığını öğrenir ama ancak 1916'da tedavi için İsviçre'ye gidebilecektir. Üç büyük yıl orada kalacaktır. Bektaşilikle ilgisi de bu yıllarda İsviçre'ye gitmeden öncedir. O sıralar Paris'ten yeni dönmüş olan Yahya Kemal'in de etkisiyle Yunan ve Latin kaynaklarına dayalı yeni bir sanat anlayışı savunmaya başladı. Ayrıca doğu mitolojisiyle de ilgileniyor, mistisizme yöneliyordu. Başlıca eserleri: Bir Serencam, Rahmet, Milli Savaş Hikayeleri, Kiralık Konak, Nur Baba, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomore, Yaban, Ankara, Bir Sürgün, Panorama, Hepoşark.